manipülatif eylemlere çok dikkat etmek lazım. Hem sana yanlış yapar, hem sana karşı hata yapar, bir de döner, dolaşır, bir de seni suçlu hisseder. Mağdurken birden kendini özür dilerken bulabilirsin. Manipülatif eylemler kişinin kendi sorumluluğundan kaçmak için, kendi hatasını kabul etmemek için ya da kendi bencil veya menfaati için sürekli seni suçlu, borçlu veya kararsız hale getirmektir. 2 kere 2 4 eder ama sana öyle bir anlatır ki 5 dedirtirken bulabilirsin. 5 derken de bulabilirsin kendini. Sen de bir manipülatif eylem gösteren biri olabilirsin. Manipülasyon kişinin en çok zayıflığıyla, iyi niyetiyle, hassaslığıyla beslenir. Sen ne kadar iyi niyetli biriysen o kadar çok manipülatif kişilerin tuzağına düşebilirsin. Sen ne kadar kendinle ilgili, doğrularınla ilgili ne kadar kendinden emin değilsen o kadar seni zihnini bulandırabilir, o kadar sende belirsizlik yaratabilir. %100 yanlış yapılan bir konuda bile hayır öyle değil, sen yanlış gördün. Hayır o öyle, ben öyle bir şey demedim, sen yanlış anlıyorsun derken bir tuzağa düşerken bulabilirsin kendini. Çünkü manipülatif insanlar genellikle seni kendinle çelişkiye düşürür ve bazı suçlamalara maruz kalırsın. Neler onlar? Sen de çok hassassın, hemen alınıyorsun. Canım bu kelimede de ne var? Alt üstü şaka yaptım. Sen de çok büyütüyorsun, çok abartıyorsun. Bak ne yaparsa yapsın hep sen suçlusun. Ne yaparsa yapsın aslında o kötü bir şey yapmamıştır. Bazen hayatına müdahale eder ve şu zehirli cümleyle de bunu yapar. Senin iyiliğin için. Ağzına geleni söyler, kalbini kırar, sonra der ki ben senin iyiliğin için yapıyorum. Dost acı söyler diyor. Hayır, dost acı söylemez. Dost acıyı da tatlı söyleyendir. Dost senin iyiliğin için seni üzmeyen ve acıtmayandır. Ama manipülatif insanlar her türlü şeyi yapar, sonra seni suçlar. Sen hassassın, sen çok abartıyorsun, şakaya gelemiyorsun, işte çok kırılgansın diye. Ben kırılgan değilim, sınırlarımı ihlal ediyorsun. Ben hassas değilim, bana saygısızlık yapıyorsun. Görmezden gelemem çünkü sen bunları bile bile yanlış yaparak benim canımı acıtıyorsun, bana saygı duymuyorsun. Manipülatif bir duruma maruz kaldığımızı bazen sistematik olarak radyasyona maruz kalmış gibi uzun yıllar fark edemiyoruz. Ama sınırların farkına vardığında, kendi değerinin farkına vardığında, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu farkına vardığın anda o dik duruşu gösterme gerekiyor. Zaten manipülatif kişiler genelde dik duramayan kişilerin hassaslığından, iyi niyetinden, temiz kalbinden faydalanırlar. Onların zaten gücü senin güçsüzlüğünden kaynaklanır.